Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir önceki bölümde hem Bilandiyalıları hem de Kuzey İtleri itlik yaparak, çakallık yaparak bitirmeyi başarmıştık ve orduyu ben tekrardan toparlayacağımı sizlere söylemiştim. Ben orduyu toparlamama fırsat bile vermeden Aseraylılar, namıdeğer pazarcılar bize savaş açtı. Evet, bu savaş şu an gerçekleşiyor ve şu an benim yakınlarımda Kilim Kalesi var ve bizim çocuklar da bir anda orduları bir kurdular. Hani onu da size göstereyim şöyle. Hani bu orduyla onlar nasıl başa çıkacak bilemiyorum ama bizim ordu yargılamak için elinden geleni yapacaktır. Yani pek bana iş bile düşmeyebilir. Neredeyse herkes bizden şu an ordu kuruyor. Tabii durum böyle olduğu için Asera'yı bir şok bekliyor. Tabii ki bu olaylar olurken ben savaşa girmeyeceğim ve ben de gireceğim. Ama ben biraz daha çok şu an asker toplamayla uğraşacağım. Bunun nedeni de tahmin edeceğiniz üzere benim ordumun tamamen telef olmasından kaynaklı. İster istemez biraz problem var. Bu problemde gördüğünüz üzere ben tecrübesiz askerlerle oluşan bir ordudan ibaretim. Şimdi Oleyim, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Sen bak bizim yanımıza gelmeye niyetliydin. Hani gel yanımıza. Katıl. Yani bu saatten sonra yapabileceğin hiçbir şey yok. Oğlum sen cesaretli adam değil miydin? Şerefsiz miydin? Korkakmışsın demek ki. Neyse. Hadi kolay gelsin sana. Şansımızı denedik. Yani şansımızı denedik. Ne olacak sanki? Abagay falan yanımızdan geçiyor gidiyor. Onlar çok da umurumuzda değil bu saatten sonra. Zaten toparlanabilmek için ellerinden geldiğince bir şeyler yapmak istiyorlar ama hani bu saatten sonra ne yapabilirler? Bunu ben de merak etmiyor değilim işin aslı. Bastien'im, Melidir'le mi görüşeceğiz? Tamam. Sen Melidir dedin. Mintus'um sen bir bak bakayım. Oğlum çok fazlasınız. Hanginize gideceğimi şaşırıyorum ya. Bir durur musun? Şimdi normalde burası bunların eski bölgeleri olduğu için belki bize hani bir problem, sıkıntı yaşattırabilirler. Ama hani savaş eğer başlatırlarsa tabii ki onlar zararlı çıkacak. Dolayısıyla hani çok da bizi korkutabilecek bir ortada durum olduğu söylenemez. Yani tek bir problem var, o da şu. Biz yanımıza olabildiğince bunlardan adam çekelim ki bunların gücü de birazcık hafiflesin, azalsın. Onun dışında zaten olacak bitecekler çok bariz belli. Aseray'ın toprakları yok olacak. Şimdi bir bekler misin kardeşim? Oğlum bir bekle lan. Bir şey konuşacağım ya. Herkes Melidir'e yönlendiriyor. Oğlum bu Melidir neymiş lan? Gutrak. Sen ne kime yönlendiriyorsun? Yuvaşa. O zaman biz şöyle yavaş yavaş düşman bölgesine doğru ilerleyelim. Yani herkes birine yönlendiriyor. Tabii bu da benim pek de içime sinmiyor şimdi. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle düşman bölgesinden alabildiğimiz adam var mı diye baktığımız zaman tek tük yakalayabiliyoruz. Şurası mesela 193 kişi. Tam bizim dişimize göre de diyebilirim. Ben yanıma bir destek çağırayım. Çünkü desteğe benim de ihtiyacım var. Çünkü bende de ordu yok. Haliyle ister istemez ne kadar fazla kişi farklı yönlere dağılırsa bundan krallığımız karlı çıkacak. Şöyle onlar yanımıza gelirken biz de ufaktan burada kuşatmaya başlarız. 193-182. Birbirine yakın güçler. Şimdi şunu yapalım, şunu yapalım. Geliştirme konusunda bayağı bir problem yaşıyorlar. Bu bariz belli. O yüzden bizim ordu buraya gelirken hemen yapacağımız şey de bizim belli. Ne oldu? Vilandiyalılar barış yapmış. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Yani barış yapmak istiyorlarsa yaparız. Problem yok ya. Sıkardım. Sizi var ya. Atacağız, atacağız. Senin isminle birlikte atacağız. Farkında değilsin sen. Şimdilik garibim arkadaki köylülerden falan adam toplamaya çalışıyor da ne fayda. Yani şurada
bile direkt onları bitirebilecek orduyu kurmayı başardık ya. Şunu iptal et. Direkt şunu yapalım. Zaten ağırlık mancılık yapmaya çalıştılar kendilerince Arbel Atatan. Ama benim yiyecek stoklarımda problem var. Ne oldu? Aa, kalelere düştü lan adamların. Al Olimpos'um senin olsun. Aramız güzel olsun bu arada. Kardeşim bak o kadar kale male de veriyor sana. Hani sülaleni kestim diye böyle bir muamele yapma ya. Şunu bir rezerveye taşı. Onu bir rezerveye taşıyalım. Ardından bunu da taşıyacağız. Ne oldu? Vatanyalılar bize barış yapmış. Olur, kabul. Madem biz savaşamıyoruz, onlar barış yapsın o zaman kendilerince. Değil mi? Yani. Biz savaşamıyorsak, o zaman barışa bir nebze de olsun. Razı geliyormuş ayağı yapalım. Onlar mutlu olsun ya, onlar mutlu olsun. Gariban sevinsin. Bu saatten sonra gariban sevindireceğiz ha. O işi geçin. 2 gün kaldı. O zaman hemen pıt, pıt ve pıt. Şunu da bıraksaydın iyi olacaktı ya. Hadi abi, hadi abi. Yıkın şu surları, yıkın şu surları. Bu arada bu taraftaki kalelerin, yani Kuzeyitlerin daha doğrusu, kalelere çok fazla önem vermediği benim dikkatimi çekti. Yani onların orduları güzel ama kale konusunda baya bir zayıflar. Yani gördüğünüz gibi hani çok da problem olmadan işin aslı. Hem gedikleri parçalamayı başardık, hem içeriye rahat gireceğiz, hem de yavaş yavaş kaleleri ala ala yola devam edeceğiz. Büyük ihtimalle bu da şundan kaynaklanıyor tahminime göre. Onlar atlı ordulara yöneldiği için kalelere pek de önem vermiyorlar. Yani olay bu. Mesela Vlandyalılarda da arbel at sistemi çok gelişmiş. Kale savunmada bayağı bir yıpratıyorlar insanı. Ama hani her ordunun bir artısı varken bir eksisinin de direkt göze bodozlama çarpıyor olması o açıkları kullanarak da hareket etmenize neden olabiliyor. Tabii bu da oyunun tadını birazcık kaçırıyor ne yalan söyleyeyim. Ama işte bunu sana oyunun hissettirmemeden olması gerekirken sen direkt bu olan biteni hissettiğin için hani yapmadan da duramıyorsun. Öyle söyleyeyim. Yani şu an mesela hiç zorlanmadan içeriye bodozlama gireceğiz. Devamında da rahat rahat hareket edeceğiz. Bu arada nereyi kırdınız lan? Bu yanda yok. Ya da ben mi göremedim? Ha burayı kırmışlar. Tamam. Selamun aleyküm ağalar. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? İyi mi? Keyifler gıcır mı? Şugar mı? Bizim çocuklar geliyor arkadan. Beni bir salın isterseniz. Ben arkadan vurayım size. Yani yol açısı. Sonuçta ben kralım. Onlar asker ama olsun olsun. Çocuklara yol açısı. Yapacak bir şey yok beyler. Yani siz kendiniz buralarda bir bütünlük sağlayabileceğinizi düşündünüz. Ama oğlum bizimkiler nereye gidiyor ya? Oğlum bu yalnız mancılıklar da sıkıntılı arkadaş, katapultlar filan. Random gidiyorlar, atıyorlar, problem oluyor ha. Adam burayı tutturdu lan. Kankam ne yapıyorsun? Selamun aleyküm. Ha geri git. Oğlum bak tekme atarım ha. Sana tekme atabiliyor muyum ben? Atamıyorum. La bir dur keseceksin Allah Allah. Hacı sen ne yapıyorsun orada? Al. Allah at aşağı düştü işte. Neyse merdivenleri kullanalım bari. Selamun aleyküm. Dayı ne haber? Ay yetişmiyorum sana. Dur. O zaman şöyle vurayım ha. Oradan da vuramadım. Al bari böyle vurayım. Tam beyler ben burayı hallettim ya. Surlarda geziyorum ben kendi halimde. Yani daha yapabileceğim bir şey yok benim. Ne yapayım? Çok stratejik girdik. Çok stratejik bitiriyoruz şu an. Ha ben belki düşebilirim burada ama hani problem mi derseniz işin aslı değil. Ne olacak sanki? Ben şuradan gelenleri keserim ya.
Yani bu saatten sonra Aserallar bu bölgede hayatta barınamazlar. İmkanı yok. Onlar Vlandia topraklarına doğru eski yönelmesi gerekiyor ama hani bunun için de bayağı bir geç kalacaklar. Çünkü biz buraları almaya çalışırken onlar bu bölgeyi savunmaya ellerinden geldiğince çalışacak. Dolayısıyla da olduğu gibi bize takılacaklar. 3 kişi kaldı. Hadi şunları da halledin. Neredelerse. Güzel. Bakarali ya. Aferin sana. Aferin. Kolay. Ne kadar 33'lük bir kaybımız olsa da çok da zorlandığımız söylenemez. Alabileceğimiz adam bir şundan mı var ya? Çok yetenekliymişsiniz beyler. Tebrik ediyorum sizi. Şunları hemen geliştirelim. Tamamdır. Bunlara gerek melek yok zaten. Kim almak istiyor? Akisar Kalesi de düştü. O da güzel bir haber. Şu an yukarıdan aşağıya tamamen istediğimiz şekilde baskıyı veriyoruz. Yani zaten onların düşme şekli bu şekilde olacaktı ve yukarıdan aşağı temizleye temizleye inecektik güneye. Gördüğünüz gibi burası düştü. Burada bir kimli var. Belki bir sıkıntı ilerleyen süreçte oluşturabilir gibi duruyor ama hani çok da bir işin aslı ben problem oluşturacaklarını sanmıyorum. Beklemiyorum. Yalnız bir sıkıntımız var çocuklar. O da şu. Abi Yoşen. Kankam bir bakar mısın? Dur geleceğim senin yanına da. Oğlum bu ne? Burada hiçbir şey yok. Yoşen'im. Lan gelmezsen gelme. Allah Allah. Heh Sayran'a. Al kardeşim al. Kanım al bu da senin olsun. Bizimkiler vallahi yok ediyor şu an. Aseray savaş. Açtığını açacağına pişmandır. Aa savunana bak. Savunan adam yok lan içeride. Kaleye kuşat. 27 kişi ne lan? Oğlum köyde bile sizden daha çok adam var ha. Yanlış anlamayın da harbiden öyle. Adamlar 33 kişi falan herhalde savaşa girecek. La basın gidin ya. Yalnız 33 kişiye de gördüğünüz gibi o kadar kayıp verilmez. Hani yürüyerek girersin lan içeri. Nasıl veriyoruz o kaybı? Kimin olsun burası beyler? Hekard'ın mı? Hadi Hekard'ım al burası da senin olsun. Gönüller bir olsun kardeşim. Gönüller bir olsun. Ne yaptık? Yukarıdan aşağıya baskıyı veriyorduk. Şurada bir kale daha var sanki. Hakkını almışlar bizden. Hayırlısı. Ne diyelim hayırlısı. Şuradan asker toplayamıyoruz. Ürün. Yalnız bir iki ürün alsam ben fena olmayacak artık ya. Oğlum hiçbir şey yok lan yiyecek. Vallahi hiçbir şey yok. Paneliyam ne yapıyorsun burada? Biz giriyoruz buraya. Bizim çocuklar bir ordu daha kurdu. Beyler. Dağılın dağılın boşverin. Yiyecek stoğumuz yok problem bu. Bu problem. Siz etraftakileri bir temizleyin ya. Yiyecek bulmamız lazım. Ciddi bir sıkıntıyla çünkü karşı karşıya kalacakmışız gibi hissetmeye başladım neyse. Ordunun morali çöküyor. Problem orada. Şimdi 2 günlük stoğumuz var. Bir şehir yapmamız lazım bizim. Kanka, bir şey sorabilir miyim bak? Sordurtmadım. Vallahi sordurtmadım. O zaman şunu yapalım. Bizim çocuklar bir gele dursun yanımıza. Bu kale umarım düşmez. 10 kişi kaldı lan kalede. Yiyeceğim bitecek arkadaş. Problem mi orada ya? Heh. Güzel güzel. 12 günlük erzak. Gayet yeterli. Kardeş siz hayırdır ya? Şşş. İyisiniz iyisiniz. Güçlüsünüz ama ha. Kaç kişi kaldı lan?
Ah be balım ya. Oldu mu? Oldu mu çocuklar? Hani kale alacaklardı. Tekrardan onların olduğunu sanacaklardı. Kolay mı lan o kadar? Sen kimi karısı kimden aldın? Arkamıza çaktırmadan sızmış. Orada çakallık peşinde. Biz düşüreceğiz, o alacak. Görürsem söylerim. Hucum beyler. Hucum beyler. Direkt yok edin. Direkt yok edin. Hiç uğraşmaya gerek yok. Zaten bu kayayı hatırlayanlar vardır. O kayayla biz az savaş kazanmadık zamanında. Gerçi kaybettiğimiz günler de oldu ama olsun. Şimdi böyle yavaş yavaş hasar vere vere devam edip sonra adamlar bizim içimizden geçer. Şimdik. Gel gel. Gel gel surum gel. Sen iyi bir abimizsin. Sen iyi bir abimizsin. Zamanında az satmadın bizi. Sen de bir git. Sıradaki. Seni seçtim. Ama öncesinde şunu alacağım. Onu alamadım. O zaman seni alacağım kardeş. Kusura bakma. Aa, adam düşmedi lan alttan. Kaçıyorsunuz mu beyler? Parti verecektik be. Karpuz marpuz var ha yerseniz. Bak harbi diyor. Karpuz var. Ya böyle göndergeli silah var ya, aşırı OP ya. Yani şunu oyunun en başından beri kullanıyor olsam hakimiyetim falan ne olacaktı? Ama işte biz çok geç bu silahı el attık. Vallahi çok geç attık. Oktan falan daha etkili. Gerçi okun hani artı olduğu yerler var da. Şöyle mantıklı düşünürseniz, bunun arkasına bir de kalkan çekerseniz, ki biz kalkan kullanmadık daha hiç. Nasıl bir şeydir bilmiyoruz. Bir kere niyetlendik, ondan sonra ondan da vazgeçtik. Ama bayağı etkili. Ulan var ya, ulan var ya, ona vuracaktım sana, kısmet ola. Hadi gene iyisin. Beyler kale alıyordunuz demin, ne oldu ya? He? Ne oldu? Esir oldunuz lan bir anda. Guzidim. Çok da Guzide bir abiye benziyorsun ama. Eyvallah, yine de teşekkür ediyorum. Sağ olun vallahi, ordumun gelişmesine baya bir yardımcı oldunuz. Ne yalan söyleyeyim. Şimdik. Zaten okçuları diğer taraftan yaptığımız için birazcık şu an işin aslı kılıç kalkan ekibine yöneleceğiz. Bunu belirteyim şimdi öncelikle. Neden bu sefer okçu basmıyoruz diye düşünenler varsa, bunun sebebi tamamen bundan kaynaklı arkadaşlar. Kuzeyitler malum atlı okçudan ibaret oldukları için hani çok da fazla o tarafa yönelmemizi gerektiren bir durum yok. Biz sadece işte buradan hani yetişkin seviyesine gelmiş, kendini adam edebilmiş askerleri yanımıza alacağız. Sonrasında yola koyulacağız. Ver ver, sen şunları ver bakayım bana. Bunlar da garibim, kalsınlar burada. Şimdik biz asıl hedefe doğru ufak ufak ilerleyelim. Andrew'cum sen de geldin, hoş geldin kardeşim. Benim yanıma gelebilecek destek var mı? Hemen ona bir bakalım. 13 gün ne yapıyorsun oğlum sen? Ulan iki kale aldı adam, tatil yapıyor. Vallahi iki kaleye tatil yapıyor, helal olsun. Sen de gel kardeşim. Sen de gel. Sen de gel. Lan bunlarda da hiç ordu da yok ama neyse. Toplan şurada. Toplan şurada. Seri bir şekilde. Evet, toplan. 457. Tamam. Artık yavaştan kuşatmaya geçmenin vakti geldi. Şimdi şunu yapıyoruz. Şunu yapıyoruz. Şunu yapıyoruz. Ve şunu yapıyoruz. 850 kişiye 450 kişi diye düz hesap. Şimdik. Gerçi biz bir kayı vuracağız böyle giderse. O da ayrı bir dava. Yine onlar içeriye okçu kurmaya çalışıyor. Biz ne yapacağız? Mancınıkla surları parçalayacağız ve ardından direkt gireceğiz, gireceğiz. Ha, atın atın. Orada bir şeyler vardır belki. Bu da mesela saçma. Bunun olmaması lazım. Çünkü ister istemez orayı aç kapa aç kapa yaparak oradakileri bir anda koyup, çünkü bir mancılın uzun vadede yapıldığını hesaba katarsak büyük bir avantaj elde ediyorsunuz. Rezerve nereye taşıyor? Mancılı totomuza mı sokuyorsun?
İnsan bir ister istemez bunu düşünüyor. Yani hasar bile yemeden direkt mancınık kuruyorsunuz. Şibali de aldı bizimkiler. Of var ya, Aseray'ın içine içine giriyorlar şu an. Şibal çünkü bizim alt taraftaki şehirlerden bir tanesine çok yakındı. Bizim çocuklar bayağı bir içten içe, içten içe giriyorlar şu an. Sen de gel. Hadi sen de yapıl. Yapıl bir an önce girelim. Adam da geliyor şöyle bir bakıyor, ondan sonra lan ben buradan ne yapacağım ki diyor, geri kaçıyor. O da haklı. Ne yapsın çocuk? Hala bizim yanımıza gelen destek var. Şimdi 1 2 uç ve 4. Yıkın lan onları. Parçalayın onları. Bu işler böyle. Bu işler böyle. Balista malista tanımaz bizimkiler. Umbrella diyor. Umbrella değil bu. Katapult, katapult. Biz bunu böyle öğrendik. Biz bunu Age of'tan öğrendik. Katapult bu, katapult. Şimdik. Yani belki içeriye bile girmemizi gerektirmeyen bir savaşa imzamızı atabiliriz. Gerçi surlar düşerken dört dört düşüyor. İçeride doğum oluyor, asker ortaya çıkıyor. Benim anladığım kadarıyla. Bu arada bizim balistalar vurmuyor lan. Vuruyorsa da boşa vuruyor. Vallahi boşa vuruyor bunlara. Yani vurdular mı bazen ses getiriyorlar, bazen de hiç. Boşa karavana sem yapıyorlar. Şeylere tek atıyorlar. Bu güzel bir haber ama yine de şu artık kapının kırılması gerekiyor yani. Bu gediği açmamız lazım beyler. Birlikler gene benim başladı katletmeye. Lan bir insan kendi yiyeceği olmadığı için hayvan keser mi ya? Aç kal lan bir gün, ne olacak sanki? Ha, bir gün aç kal ya. Hadi beyler şu çatlatın artık kapıları be. Çok uzun sürdü ha. Yani şehirden ne kadar yiyecek alacak olsak da ciddi anlamda uzun sürdü. Şurayı da çatlasalar gireceğim direkt içeri. Ama orayı bir türlü vurmak ve düşürmek nasip olmadı. Ha, şükür. Tamam. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya girelim oğlum, ne olacak sanki ya. Onlar düşünsün, bize ne? Biz zaten baskıyı veren ekibiz. Püsküyü verecek ekibiz. Onlar düşünsün. Gerek yok. Gerek yok. Aseraymış. Ulan sen pazarcısın, pazar yap. Senin ne haddine lan? Senin ne haddine savaşmak? Zamanında bana bunu diyenler olmuştu. Ama hani şimdi bizim olayımız farklı, onların olayı farklı. Biz ordu oluşturabilmek için pazara, ticarete el atacaktık. Ama bunlar kendi hallerinde millete artistik yapmak için, atar gider yapmak için yapıyorlar. Bak şimdi ben sana yapacağımı göstereyim. Nerede gedik abi? Sağ tarafta. Hemen. Bak şimdi iyiyse bak bak. Bizim çocuklara kapıyı bir açacağım. Kapıdan da gelecekler. Çekilin bir beyler. Çekil 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 çekil. Hadi görüşürüz. Şuradan bir iniyorum. Bak şimdi bak. Bak bak. İyisi iyisi. Taktiği iyisi. Hop. Aç. Beyler gelin kapıdan da. Taktik kasıyoruz ya. Taktik kasıyoruz. Tabi taktiğe uyan adam yok. O da ayrı bir dava. Neyse. Keşke bir iki kişi geleydi ama. Sağlık olsun. Ne yapıyorsunuz la burada? Şimdi bununla karşılarım ha. Lan yürü git. Oğlum bak, yakın silahım yok diye böyle yapıyorsunuz, sokarım valla. Var videom, sokarım. Kelle alıyor bu. Şimdi ben buradan yavaş yavaş yukarı doğru çıkayım. Adamın boynuna geliyor, ölmüyor ya. Dayı bir git. Aa ölmedi mi lan sen? Geriye doğru afallayınca öldü sandım ama. Ölmemiş. Selamünaleyküm. Dayılar ne haber? Yapacak bir şey yok. Benim çocuklar geliyor ya, onları salın siz. Oğlum onlar bizden bizden. Bizden bizden. Sizden değil.
Onları vurabilirsiniz. Bak şu mesela bizden durmuyor. Lan bu kapıyı kim kapattı? Ulan biri kapıyı kapatmış ya. Ah be. Tabii çocuklar görmedi kapının açık olduğunu. Görselerdi sıkıntı yoktu da. Onlar görmediği için problem oldu. Tabii bu problem mi? Öyle ahım şahım denilebilecek kadar değil. Bizimkiler nasılsa sağdan soldan da yürüyerek geliyorlar içeriye. Hatta kapıdan girmek mantıksız. Şaka maka bir yana mantıksız. Sağdan ve soldan iki grubun dağıldığını hesaba katarsanız en fazla 150-150 sizi karşılayabilecek bir ekip oluyor. Ben bir dahakine hiç kapıyı açmayayım ya. Şöyle düşündüm de saçma geldi. Aynen. Ben kapıyı bir daha açmayayım. Beyler girelim mi? Girelim mi şehrimize? Şöyle bir bakalım ne varmış ne yokmuş. Oğlum kim aldı buradan hemen malzemeleri? Başlayacağım ama ha. Yiyecek var mı yiyecek? Ana yiyecek yok lan. Hacı abiler bir dağılın be. Vallahi bir dağılın. Birçoğunuzu buraya boşuna yorduk ama. Şu an büyük bir sıkıntım var. Yiyecek yok lan. Bizimkiler çatır çutur hayvan katlediyor. Tutsaklara da mı veriyorlar? Ne yapıyorlar anlamadım ki. Vermeyin oğlum bunları acından gebersinler lan. Hani gerek yok. Varsa söyleyin ama yok. Ya onları ne kadar yanımızda savaşmak için kullanacak olsak da hangisinin güçlü hangisinin güçsüz olduğunu görürüz. Aç bıraktığımız zaman. Şimdi Umbrella'yı kime verelim beyler? Kim istiyor? Hackard mı? Al Hackard'ım al. Vallahi sen de iyi nasiplendin bu taraftan ha. Demek ki zamanında Kuzey'in oğlu Hackard'mış. Şimdi ne oldu? Kimli düşecek? Hakkun düşecek. Odak düşecek. Şival de burası. Hani demiştim ya bizimkiler yavaş yavaş aşağıya doğru da ilerliyor diye. Burayı da almışlar. Lavenia'yı almışlar. Bu güzel bir haber. Zaten bu taraftan baskı var mı diyecektim. Tublis. Ama Tublis'i biz önceden almıştık. Şimdi. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Benim acilen şu köylere gidip yiyecek olayına el atıp ardından doğruca diğer kalelere de dayanmam lazım. Yani şu an zaten tek taraflı bir savaş dönüyor. Onlar kaçmaya çalışıyor, savunmaya çalışıyor. Biz saldırılarımızla onları bitirmeye çalışıyoruz. Ama işte bu olaylar olurken yiyecek konusunda kıtlık yaşıyoruz. Şaka maka bir yana. Şu ordunun güzelliğine bak ya. Ben bunlarla muhabbet bile etmedim lan. Adam bana sürekli atlı veriyor. Eritek mi biraz silah? Eritemiyorsun. Ey şunu yapak bari. Demircilik puanı kasalım. Laf olsun torbalasın. Çak da lazımdı. Kendi silahımı yapsam ne olur, yapmasam ne olur. Şu yana gidelim. Aa ben yiyecek alacaktım pardon. Pardon. Yiyecek alacaktık. Yiyeceği almayı unuttuk. Baluk çek. Tahıl çek. Tereyağı çek. Üzüm çek. Peynir çek. 25 tane et, zeytin, bira, yağ ve şarap. Tamam yeter bu kadar. Yeter. Çok da açlık yapmayın. Ne oldu? Aa itler savaş açtı. İtler gözüne bizi kestirdi galiba. Oğlum hayırdır size? Var mı kafa tutabilecek aranızda? Hepiniz kaçıyorsunuz. Bortu? Yani yerse mantığı. Hani yerse. Başka hiçbir şey değil belli. Şimdi asker de alamayacaksınız oradan gerizekalılar. Ne diye savaş açtınız ki? Demin en azından toparlanıyordunuz. Lan itlik yapacaksınız onu bile beceremiyorsunuz ha. Vallahi beceremiyorsunuz. Ama derslerini güzel verdik onlara. Öyle orada tam kazanabilecekleri bir savaş var. Sanki varmış gibi gösterdik. Ama 35k civarında bir paraya da hemen bütün olaya son noktayı koyup onlara la bir sidirin gidin dedik. Şimdi şu kale ve şu kale
Aa, buraya saldırı var. Aa, Melidir, dur bir lan. Şş, Melidir bir dur oğlum. Bir dur, vallahi bir şey diyeceğim lan. Bak, senden çok bahsediyorlar lan. Bir dur, bir dur. Abalitos'un da şu an yolunu buluyor ha. Bak, o da kuzeyitlerden ayrıldı, ekmeğinin peşinde. Ama hayatta kalmayı öğrendi bizimle birlikte. Ama şu var, ben bu herife yetişemiyorum. Bizim bu herife acil yetişmemiz lazım. Şu atları çekelim yanımıza ya. Ulan 5-4 ben gidiyorum, 5-6 bu gidiyor. Vay anasını ya, helal olsun herife. Vatanyalılar da kendi halinde takılıyor. Hocam bir bekleyeceğim mi be? Vallahi bir şey diyeceğim. Aa, Pierentos. Vay, Pierentos'a bak, ordu yapmış ha. Bunlar baya baya faydalanmışlar. Güzel güzel. Çok güzel. Ne yapacağız? Kafa mı tutacağınız lan bize, büyüdüğünüzde? Yalnız şu arka tarafı da alsanıza be çocuklar be. Ben şöyle bir oda doğru ilerlerken. Hani o arkanın da düşmesi lazım. Gerçi ben şu Pierentos'u bir koşturayım. Adamın benle normalde savaş halinde olması lazım. Umrunda bile değilim lan adamın. Kankam, bir şey konuşacağım ya. Gelir misin la bize? Hoş geldin. Ne yapacaksın işte? Bu dönemde para konuşuyor hacı. Bu dönemde para konuşuyor. Adam aç. Adam hayatta kalmak istiyor. Bu arada kurtpostlar bizim nasıl olduysa çocuğu esir de aldı. Tabii dönemde para konuştuğu için de ister istemez fakir olan hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi buralarda pek bir şeyler yok. Şu odokta son durum ne? Şunu bir görelim. Çünkü burayı çok merak ediyorum. Arkada olan bir yer 455. Kanka seni yakalarım. Senin kaçma şansın yok benden. Kusura bakma, gel yanıma. Uğraştırma beni. Uğraştırma beni. Hadi bakayım. Bir şey konuşacağım. Gel bana katıl. Serviç'im. Bak, gel bana katıl. Hani Toton'u kurtar. Ölecek yoksa. Bu zamanında çünkü imparatorluktandı. Serviç'im ne yapayım? Kusura bakma yani. Yapabilecek bir şey yok. Elden bir şey gelmiyor arkadaşlar. Yani eğer savaşmak istiyorsa savaşırız. Hiç problem değil. Ama ben olabildiğince onları yanımda tutmak isterken onlar ısrarla hani biz hadi savaşmayalım ya mantığıyla yemiyor bu işler. Yemiyor. Yalnız benim arka tarafta iyi attı vardı, bilmiyorum gördünüz mü? Olduk olduk biz. Bu saatten sonra zaten Aseray düşünsün. Bize ne? Bizim pek de düşünebileceğimiz bir şey kalmadı. Gerçi şu an Aseraylılarda da yanlış bilmiyorsam sağlam atlı ordular çıkabilir karşımıza. Baksana mallara. Ne yapıyorsunuz oğlum burada ya? Hoppa! Kanka kime kılıç vuracaktın sen? Ha? Öyle yok, o işi geçer. Double vuruşu yapar, seni tahtalı köye boylarım ben. Hop selam. Sen bizdenmişsin, dur. Çocuklar. Bir dakika, bir dakika. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Vurmuyorsunuz, vallahi vurmuyorsunuz. Vursanız sıkıntı yok. Ama hasar konusunda çok kötüsünüz. Tabi geberin lan. Vuramıyorlar daha. Gıdıklıyorlar. Harbi gıdıklıyorlar şu an. Yalnız ben sana niye vuramıyorum ha? Adamın yanından geçiyordu ya kafasını. Savaşta kaybımız var mı acaba? İki kişi. Kim düşmüş? Göçebe ve Yaya. Olur. Sıkıntı yok. Olur. Onlara da nazar deriz ya. Ailelerine 3-5 dinar verir. Eğlendiririz işte. En azından yaslarını tutmak için gereken masrafları karşılarız. Kolaydı. Vallahi kolaydı. Ne yapayım?
Ben ona teklifimi yaptım sonuçta. Hoş geldin kanka. Vallahi hoş geldin. Şimdi şurayı alıyoruz. Şurayı çekiyoruz. Şunları alsak. Kuzeyt Yayası'ndan sonra ne oluyorsunuz lan? Okçu oluyorsunuz. Göçebe. Kuzeyt Göçebesi. Onları alalım. Onları alalım çünkü onları atlı haline getirdiğimiz için onlar önemli. Yanlış bastık orayı. Neyse. Oğlum bu kadar adama at yetecek mi lan? Biz hiç onu hesaba katmadık. Deli dana gibi at topluyor sağdan soldan ama. Yeter herhalde. Ya bu kadar at var sonuçta. Katıra binsinler ya en kötü ihtimal. Hani ne olacak sanki? Şimdi çocuklar şu bölgeye bir savaş mavaş ilan etsek mi? Ne diyorsunuz? Hani bizimkilerin pek umurunda değil sanki. O bölgeler ama yani ufaktan da bir ortalığın sanki karıştırılması gerekmiş gibi ben bir hisse katılıyorum. Mesela şöyle alt taraflara doğru. O neydi lan? Alt taraflara doğru ilerlediğimiz zaman zaten bütünlüğü sağladık mı orası tamamen düşecek. Ama işte bu olay olurken de bir yandan bizimkiler ne edecek? Adamlar garibim kaleye saldırdılar patates oldular ya. Siz bitmişsiniz acı okey'e dönüyorsunuz kusura bakmayın. Vallahi okey'e dönüyorsunuz. Yani adamlar şehirlere, kalelere saldırıyor ama ters tepiyor. Burası ne alemde? Oy, güzel. Çok güzel. Kankam neye bakıyordun? Beyler katılalım bize. Destek lazım mı? Hadi biz de katılalım ya buraya. Ne olacak sanki? Yardımlaşalım arkadaşlarla. Zaten Aseraylıların hayatta kalma şansı bile yok ki. Hani adamlar kendi topraklarının dışında oldukları için bir türlü istenilen konuma gelemiyorlar. E bizimkiler de sağlam işlevsellikle işi götürüyorlar. Bu arada benim mühendislik falan durumu ne halimde ya? Ulan 100 seviye olsak tahkimat daha güçlü olacakmış. Tahkimat ne lan? Hocam bir tane tutturur be insan. Kuyaz'ın sahibi. Kuyaz nerede? Oğlum bizim çocuklar çok garip yerlere gidiyor galiba. Kuyaz benim yanlış hatırlamıyorsam bildiğim kadarıyla sol tarafta bir yerde olması lazım. Buradan da bakılmıyor ya. Bakılsa keşke ama. Hocam siz burayı alırsınız gibi be. Bana gerek var mı? Bana pek de gerek yok. Siz orayı bir halledin. Adramım. Bir bekle bekle. Kuyas, 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 kuyas. Bir şey soracağım. Gelir misin lan bize? Oğlum bak. Zamanında gelmiştin lan. Bak harbi diyorum zamanında gelmiştin. Gel tekrar. Hatırlıyorum çünkü ya ben bunu aldım. Kritik hata. Kanka kusura bakma ya. Ne yapayım yani sakalına bu yeni tükürürüm ben de. Yerde top gibi yuvarlarız kellene. Ne olacak sanki ya? Teklif bir kere yapılır. Teklif var, ısrar yok. Boşa demiyorlar bu sözü. Beyler direkt ucu. Ya da durun lan bir bekleyin burada. Hatta geriye dönün gelin. Gidin lan oraya. Okçular sanki demin ok attı gibi geldi bana. Yo.
Ok da atmıyorlar. Oğlum demin hanginiz onu denedi? Demin sanki bir tanesi ok attı gibi geldi bana ama hadi neyse. Durun çocuklar durun. Ben size bir yardımcı olayım. Şimdi ufak ufak burada kesiş işlemlerine başlayalım. Bir kasaplığa başlayalım. Bunlar zaten mal mal dikiliyor. Bunlar belli ki bizim oraya hareketlenmemiz. Oha, o neydi lan? Havada giderken gördüm ha baltaları. Ne yapıyorsunuz? Ortada adamı mı kovalıyorsunuz? Şey koruyorsunuz, kovalıyorsunuz diyecektim. Dedim gerçi ama neyse. Şimdi ben dur şuraya gireyim ya. Ben aklımdakini bir yapayım. Şu bir. Ahaha, ne oldu? Lan, ona da vurabilsem çok güzel olacaktı ama. Aa, bu çocuk attan düşmüş. Çocuk attan düşmüş. Ne oldu lan? Ayağım mı takıldı at? Kanka bak, ok atma. Bende de var, atmıyorum ona göre. Hani ayağını denk al. Kanka gelsene bir yan yana çarpışalım seninle. Aferin sana. Sana da aferin. Sen de mükemmelsin. Sıra sende. Sıra sende kardeşim. Sana da sıra gelecek. Şunu alacaksın, ben yoluma devam edeceğim. Tamam. Attının bir kesimi pert. Sıradaki. Siz değilsiniz. Ne var oğlum? Benim hedefim burada, burada. Şu bir. Şu iki. Lan atı. Şu atı bir oradan alabilir miyiz ya? Ha, ne diyorsun kardeş? Lan 26-26 yiyip duruyorsun. Düşsene be. Al, olan atı oldu. Yazık oldu. Vallahi yazık oldu. Şimdi bunlar taktik yapabiliriz. Biz burada doğramaya devam edelim. La oğlum bak, ok çekeceğim ha, ona göre. Pardon. Hayvanları severim ama istemeden oldu. Aa, iki tane daha var lan atlıları. Yo, bunlara atlı gelmiş. Ne alaka? Oğlum size nereden geldi adam? Beyler biliyor musunuz bu? Ulan benim at da çok hızlı gidiyor ya. Manevra kabiliyeti yok atın. Ya ben niye dışlarında geziyorum ki bunların girişlerine? Gir doğruya doğruya devam et ya. Nasıl saldırmıyorlar. Taktik yapıyorlar kendilerince. Ne olacak sanki? En fazla ben düşerim burada. Ama giderken de boş gitmem yani. Tamam. Ha, sizi mi koruyorlar lan? Ulan ben kralı koruyorlar falan sandım ha. Okçu koruyorlarmış. Oğlum cidden bunlar saldırmıyor ama ya. Yani neyin taktiği bu? Okçuları araya al. Kalkan duvarları aç. Onlara ulaştırma. Bu mu yani taktik? Bu mu? Peki bunlara karşı ne yapacaklar? Hadi geçtim. Bunlara karşı ne yapacaklar? Bu adamların hepsi okçu lan. Ha, telef oluyorlar. Bak 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 bak, öne bak 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 bak. Adamlar telef oluyor. Yani bu zamana kadar saldırmak akıllarına gelmedi mi bunların? Kazanacaklarını mı düşündüler? Komikler. Şaka maka komikler. Yani buradan 2-3 tane adam düşer ama cidden taktikler konusunda problem var. Halkaya al, okçuları ortaya koy, okçuları savun. Lan 4 tane okçu var, onu savunsan ne olur, savunmasan ne olur? Girecek adam zaten oraya da girer. Değil mi Adram? Girdik de sonuçta. Şimdi şurayı geliştir. Şunu geliştir. Buraya devam. Bunları geliştiriyoruz. Kılıç Kalkan ekibine destek veriyoruz.
Ardından şuradan şunu, şuradan şunu, şunu alalım. Şunları yanımıza çekelim. Şunu alalım. Tamam, gerisi de çok da gerek yok. Ne yapacağım ya? Lan harita kaymış. Şimdi bizimkiler Husam falan ne yaptı? Girebildiler mi? Giriyorlar mı? Ne oldu oradaki savaş? Garanti var ya içeride. Aa, Katalit. Katalit ne yapıyorsun lan? Şşş. Bas git oğlum, bas git hadi. Oğlum bak, bir yakalarsam birinizi hepinize girerim ha. Lan nasıl da kaçıyor çakallar. Vlandia'dan kaçan bunların yanına gitmiş. Sanıyorlar ki iş yapabileceğiz. Katalit bak, senden bunlar gaza geliyor, bas git oğlum hadi hadi. Lan ben şu orduya bir destek vereyim ya. Şuradan bir 4 tane askeri gönderelim. Bizim çocuklar telef oldu da kanka, problem değil ya, ayıp ediyorum. Hani fark ettim, fark ettim. Yardıma ihtiyacın olduğunu fark ettim. O yüzden geldim zaten. Rhyndorm, al burası da senin olsun. Yani zaten onu hissetmesem girmezdim, biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Çok yardımlaşmayı severim ordumla. Bunlar kimi koşturuyor lan? Abugali köylüleri. Aa, köylüyü koşturuyorlar. Beyler bir dağılın bakayım. Nereye gidiyoruz? Polis ya. Ora nere lan? Şimdi Kuyaz burası düştü. Tamam. Buradan da baskıyı veriyoruz. Bu da tamam. Ama vay! Vaşurki! Kanka ne yapıyorsun? İşte ben de senin yanına geliyordum ha. Vaşurki! Oğlum! Lan herkes senden bahsediyor lan. Bak harbi diyorum, herkes senden bahsediyor. Gelsene bize. Bak gel bize katıl. Yani hiç zorlama kendini. Hastır. Problem. Vallahi problem. Yani şu yönden problem. Yine bir sayısal üstünlüğe kafa tutmaya çalıştık kendimizce. Halbuki ben ona selam vermek için gittim. Oo, oo, ben bu haritada hiç savaşmayayım. Hiç savaşmayayım. Kaybedersek de böyle kaybedelim. Gerek yok. O topa girmeye hiç gerek yok. Sonuçta benim özelliğim var ya, pasif. Ormanında bizim çocuklar daha iyi. Çakallık diz boyu. Çakallık diz boyu kardeşim. Sikartım. Siktik attık. Valla ittik attık. Hadi hadi, gene iyisiniz ama bak, benim artık komutam altına gireceksiniz. Vaşur kim? Gelecektin bana. Yanlış yaptın. Bana gelecektin oğlum. Sen kendin kaşındın orada. Şimdi şunları çek. 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 Ben o pasif özelliği almışım. Bırakır mıyım lan size orayı? Hey yavrum hey. Şunu da al. Şunu da al. Ondan sonra şunları da çek. Domuz şampiyonu da çek. Belki domuzluk yapar mapar ama olsun. Sturge okçusu. Şey var mı ya? Göçebe var mı? Şu göçebeden. Bana Kuzeyit göçebesinden lazım. Ağır belat. Aha göçebe. Tamam. Tamamdır. Ya siz gidin ya. Tamam, sizde işim bitti benim. Şu çöl atını da alırım yalnız. Çöl atı önemli. Bu dönemde çöl atı çok önemli. Ne diye sormayın. Ben de bilmiyorum ama önemli diyorlar. Para ediyor galiba. Sonuçta kumlu topraklarda ilerlemeye çalışacağız. O mantıktan dolayı. Şimdi yavaş yavaş şuradan ordumuzu atlı orduya çevirdiğimiz sürece, zaten bizim ölenlerin birçoğunun da fark ettiyseniz göçebelerden olması çok güzel oluyor. Adamlarda tecrübe yok ya, o yüzden patates oluyorlar. Hani yoksa olacaklarından falan değil. Bu arada ne oldu? Şu arkada bir ordu vardı sanki. Orada bir şey oldu ha.
Ne oldu lan orada? Ne oldu? Savaşan falan mı var burada? Yoo. Enteresan. Burada bir olay oldu demin ama yıkamadım. Problem mi? Değil. Yani değil. Vay, bizim çocukları görüyor musun? Bak nasıl yardırıyorlar. Nereye gidiyorlar Allah bilir. Dur bir soralım onlara ya. Lan nereye gidiyorsunuz? Şşş. Yayıl. Yayılın bir bakar mısın? Yayılın, ben seni yakalarım Allah. İstediğin kadar kaçmaya çalış. Ben yakalayamasam bizimkiler yakalayacak, ona göre. Hani bak, paralı askersin. Hani gel bize katıl. Parası neyse. Yok yok, barış yok, barış yok. Bir dakika. Barış değil, barış değil. Oğlum Yayıl, sen paralı asker değil miydin? Allah Allah. Ben bunu paralı asker hatırlıyorum ya. Tamam hadi git ya. Git. Seninle uğraşamam şimdi. Şimdiki. Buradaki son durum ne? Şuradan adam alabiliyor muyum? Alamıyorum. 250 düz hesap burada desek. Takas teklifini kabul etsek. Şurada da bir 400 var mıdır? 600 var, çüş. Hmm, 600 fazla oldu. 600 cidden fazla oldu. Ama kaç bölgeleri var bunların? 1, 2, 3, 4. Şurası 5, 6, 7, 8, 9, 10 desek. Bura 11 olur. Şurada 12 olur. 13. Okey. Adamların 13 tane mekanı kalmış lan. Batıyorlar, batıyorlar. Yayalım, seni demin ikna edemedim. Silvint de galiba beni koşturmaya niyetli. Şimdi bu saatten sonra hani yapılabilecek şey belli. Zaten iki taraftan da onları araya almayı başardık arkadaşlar. Tek yapmamız gereken, benim birazcık orduyu toparlamam lazım. Çünkü fark ettiyseniz ordu kendine gelemiyor ya. Şaka maka, ordu kendine gelemiyor. Enteresan oldu bu olay. Atlılardan dolayı mı acaba diyeceğim de hani herhalde atların nalları falan çıkıyor. Onları tamir etmekle uğraşıyor bizimkiler. Ya da farklı bir olay var. Ama çözeriz. Problem yok. Zaten haritadaki hızımız ciddi anlamda çok iyi. Bunun bize tabii ki katkıları oluyor. Ama yavaş yavaş bir sonraki bölümde orduyu toplayıp iyice biz gidelim. Şunların da işini bitirelim. Sonrasında dalgamıza bakarız ya. Ne la bunlar? Ne yapacak şimdi? Adamlara hem sol taraftan basıyoruz hem sağ taraftan basıyoruz. Yani hiçbir şekilde bize tehdit oluşturabilecek yerleri yok. Odağı boş verin. Odağa odaklanmayın. Bak açık ve net söylüyorum. Oraya hiç odaklanmanıza gerek yok. Burası da aynı. Yani özellikle şu bölgede bunlar bir oluşuma girse ne yapabilir? Mesela şöyle de bir olay var. Yanlış anlamayın. Örnek veriyorum. Onların komutanları, liderleri bu kalede ya da şu kalede respawn olursa, hani tekrardan geri dönerse sıkışıyorlar. Neden? Çünkü bizimkiler zaten burayı zırt pırt yağmalıyor. Bak zırt pırt burayı yağmalıyorlar. Buradan hiçbir şekilde hareket edemeyecekler. Tek yapmaları gereken orayı savunmak olacak. Ayrıca bu bölgelerde ona kesa ki bu bölgede olması daha büyük problem onlar için. Çünkü bir kale bizim şehrimizin yanında, diğeri de köy mesafesi olarak şurada üçgeni tamamlasak tam arasında. E zaten buradan bu adam ne alabilecek ki? Kaleden de çıkamayacak. Bu sefer kendini de geliştiremeyecek. İyice sıkışacaklar. Ama bizim ilk önce yapmamız gereken tabii ki de şu. Buradan olabildiğince onları püskürtüp
Sonrasında işlerini bitirip o bölgelere mahkum etmek. Bunu da bir sonraki bölümde yapalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.